Herkese merhaba. Ayşe Fügener de karşınızda. Gayrimenkul yatırım danışmanı, lüks konut uzmanı ve eğitmen. Bugün sizler için hazırladığım videonun konusu Mayıs 2020 konut satışları. Diyeceksiniz ki daha konut satışları açıklanmadığı gibi Mayıs ayı bile bitmedi. İşte püf noktası burada. Herkesin merak ettiği bir konu var. Gayrimenkul konut satışları dibi bulacak mı? Fiyatlar dibi görecek mi? Biz ne yapalım? Alalım mı? Satalım mı? Bekleyelim mi? Erteleyelim mi? Duralım mı? İlk önce 2019 Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları sonuçlarıyla 2020 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan yani 4 aylık sonuçlarının toplamlarını ve detaylarını bir karşılaştıralım. Bu arada belirtmek isterim ki 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarında, Nisan da dahil tabii ki, bu 4 ayda kredi faizleri bu kadar düşük değildi. Ve çıkan sonuçlar da 2018'in çok çok altındaydı. Özellikle ipotekli satışlarda tam dibi bulmuştuk 2019 yılında. Yani 2018'e göre zaten düşen 2019 rakamları bakalım 2020'de nasıl canlandı. Şimdi rakamları size, sayıları şöyle bir özet geçmek istiyorum. 2019'un Ocak ayında 72.937 adet konut satışı 2020'nin Ocak ayında 113.615 olmuş. Halbuki tapu masrafları binde 4 olarak tekrar eskisine göre revize edilmesine rağmen yani 2019'un son 6 ayında Ağustos'tan sonra uygulanan faiz düşmeleriyle beraber tapu masraflarındaki indirim de bu satışlarda kendini gösterdi. Esasında indirim 1 Ocak itibariyle yani 1 Ocak 2020 itibariyle artık indirim uygulanmamaktaydı. Ona rağmen bizim bütün beklentilerimizi yanıltıp kredi faizlerinin düşük olmasının konut satışlarında ne kadar önemli olduğunu işte bize bu veriler çok güzel gösterdi. Yani 72.937'den 113.615'e çıkarak normal satış rakamlarına Ocak ayında kavuşmuş olduk. 2019 Şubat ayında 78.450 adet konut satışı, 2020 Şubat ayında 118.753 adete ulaştı. Gerçekten yaklaşık %40'a varan çok güzel bir gelişmeyle sonuçlandı. Yine kredi faizlerinin düşük olmasının bizim için ne kadar önemli olduğunu, alıcı için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 2019 Mart ayında daha korona etkisini göstermemişken, sadece Çin'de belirmişken ve söylentileri, haberleri gelmeye başlamışken, daha Türkiye'de bu kadar etkili değilken, 2019 Mart ayında 105.046 olan konut satışları 2020 Mart ayında 108.670 olarak. Eğer 15 günlük karantina süresini yaşamasaydık ve bir sürü satış fren yapmasaydı, durdurulmasaydı, ötelenmeseydi bu rakam 140 binleri kesinlikle bulacaktı. Nisan ayında hepimizin karantinada olduğu ve artık iş yerlerinin, AVM'lerin kapatıldığı, restoranların ve birçok iş yerinin gerçekten artık aktif olmadığı bu Nisan ayında yine de beklentilere %60-%70 düşük çıkacağını söylerken %55,5 bir konut satışında kayıp yaşadık. Yani Nisan 2019'da 84.403 adet olan konut satışı Nisan 2020 ayında 42.700 adetle sonuçlandı. Toplama baktığımızda ise 2019 yılının İlk 4 ayına baktığımızda 341.038 adet Türkiye genelinde konut satışı olmuş. 2020 yılının ilk 4 ayına baktığımızda koronavirüslü dahil 15 günü koronavirüslü bir ayda üstüne geldi. Yani Nisan ayı da dahil olmak üzere baktığımızda 383.738 adet konut satışı Türkiye genelinde gerçekleşmiş. Yani hala o kadar iyi bir ilk 3 ay yaşamışız ki 4. ayda satışlar %55,5 düşmesine rağmen ilk 3 ayın yüksek giden satış rakamları toplamda avarajı pozitif olarak etkilediği için %8,9'luk konut satışlarında bir artış gerçekleşmiş. Peki
Mayıs ayında ne olacak? Mayıs ayında da karantinadaydık. Mayıs ayında hatta bayramlar dolayısıyla toplu olarak 4 gün, 5 gün gibi dışarı çıkma yasağı vardı. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman Mayıs ayına baktığımızda 2019 Mayıs ayında 82.252 adet satış olmuş. Normalde Türkiye genelinde ortalama 110.000, 120.000 adet olan konut satışları 82.000 adetlere kadar düştüğü zaman büyük bir kayıptı. Geçmiş 2018'de 2019'u kıyasladığınızda. Şimdi böyle bir durumda insanların kafası karışıkken, ne olacağı tam bilinmezken, okullar açılacak mı, iş yerlerin açılacak mı tekrar, AVM'lerin açılacağı tam olarak kesin değildi. Yani kapalı çarşı bile 1 Haziran'da açılacak. Bu durumda Mayıs ayında hala talep var biz sahada olanlar için. Hatta bana danışan müşterilerim de Fügen Hanım, acaba fiyatlar daha da düşer mi? Biz bekleyelim mi? Biraz daha öteleyelim mi? Çünkü bu arada dövizde ve altında kazanıyorlar bazı yatırımcılar da. Eğer fırsat bir şey çıkarsa bize haber verir misiniz diyenler var. Şimdi ben burada kendi yorumumu yapmak istiyorum. Mayıs ayında da satışlar düşük çıkacak tabii ki doğal olarak. Minimum %55 ile %60 arasında, %60 arasında bir düşüş bekliyorum ben. Yani 82.252 adet olmuş 2019 Mayıs ayı. Bu Mayıs'ta da yani 2020 yılında bu içinde bulunduğumuz Mayıs'ın sonuçları 10-12 Haziran itibariyle açıklandığında da bana göre yine 40.000 seviyelerinde hatta 45.000'e bile ulaşmayacağını düşünüyorum. Mayıs ayı da böyle geçecek ama yine de fiyatların her şey normale dönme ihtimaline düşünmeye başladıktan sonra bile düşmeyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü insanlar özellikle şu anda dövizde kazananlar ve altında kazananlar bir miktar daha kazanacaklarını duyup evet bekliyorlar. Satıcıların bir kısmı geri çekildi, beklemeye geçti. Özellikle de bahçeli evleri olanlar bahçeli evlerini kendileri kullanmaya, en azından bu yaz süresince kendileri kullanmaya karar verdiler. Hatta satılık olarak bile fiyatları yükseltmek istediler. Kiralıklarda da baktığımız zaman %20, %25 gibi özellikle villalarda, bahçeli dairelerde yani apartmanların bahçeli dairelerinde, bahçeli katlarında ve İstanbul'un çevresinde, Ege kıyılarında özellikle yazlıkların olduğu yerlerde fiyatlar arttı. Peki kışlıklarda fiyatlar artacak mı? Evet, bence artmaya devam edecek. Çok büyük dip fiyatlar beklemiyorum. Neden? Çünkü özellikle inşaat sektörü 1-1,5 yıldır frene basmıştı. Yeni yapı ruhsatı ve yeni yıkım ruhsatı sayılarında oldukça bir düşük bir veri geliyordu belediyelerden. Bu dönemde de daha başlamamış olan inşaat firmaları frene bastı. Ne olacağını göremedikleri için. Bir kere yeni yapı sayısı azalmaya başladı sıfır yapılarda. İnsanlar özellikle bilemedikleri için bundan sonra karşılaşacaklarını, evlerinden taşınmama kararı alanlar var. Taşınıp da bahçeli bir yere geçmek isteyenler var. Yani bütün bunlar fiyatların belli bir yerden belli bir konut tipine kaymasına neden olacak. Özellikle dediğim gibi bahçeli, villa tipi, müstakil, hatta İstanbul'un yakın çevresinde Tuzla gibi, Kemerburgaz gibi, Ömerli gibi bu bölgelerdeki evlerin fiyatlarının artacağını düşünüyorum. Şehir merkezindeki evlerin fiyatları ise çok düşmeyecektir. Çünkü eğer çok ihtiyacı yoksa veya kritik bir durumda olup da satışı gerçekleştirmek zorunda değilse mal sahibi, bunların fiyatlarında çok bir düşme tahmin etmiyorum. Birincisi demir fiyatları, ikincisi inşaat maliyetleri inanılmaz derecede arttı. Bütün bu artışları üstüne koyduğumuz zaman geçmişte alanlar, özellikle 2019'un Ağustos'undan sonra alanlar gerçekten karlı hale geldiler. Hele 2019'un ilk 6 ayında, 7 ayında alanlar da şu anda çok daha karlılar. Onlar tabii şöyle düşünüyor olabilirler. Biz dövizimizi bozuk aldık, şimdi o döviz cebimizde olsaydı çok daha farklı bir yerde bir şey alırdık. Ama o zaman da o almış olduğunuz konutlarda şu anda yaşayamaz olurdunuz. Bana göre fiyatlar düşmeyecek. Bu benim nacizane tecrübem ve piyasa zaten bu rakamları konuşuyor. Mayıs ayı minimum %50-%55 bir
düşüş olacak adet bazında. Haziran ve Temmuz'u dönem olarak yaşayacağız hep beraber. Ama satışlarda düzelmeler en iyi şartlarla 3. çeyreğin sonunda 4. çeyreğin başında görülecektir. Bu yaşadığımız ilk 3 ayında güzel satışları yanımıza kar kalacak ve toplamda 2020 yılını bitirdiğimizde mutlaka averajda bize faydası olacaktır. Benim satış tahminlerim bu kadar. Merak ettiğiniz konuları lütfen yorumlarınıza yazınız. Bununla beraber abone olmayı unutmayın ki ben de bu programı devam ettirebileyim. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.